Burada dört tane kesir var. Sizden bunların hangisinin en küçük, hangisinin en büyük olduğunu ve hangilerinin eşit olabileceğini düşünmenizi istiyorum. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Bu kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz. Ya da bu kesirleri gözümüzün önüne getirmeye çalışabiliriz. Videoyu durdurup önce kendiniz bir deneyin bakalım. Şimdi bu kesirleri bir sayı doğrusunda gösterelim. Sayı doğrumuzu çizeyim. Olabildiğince düz çizmeye çalışıyorum. <laughs> Bence oldu. Burası 0, burası 1, burası da 2. Öncelikle 1 bölü 2'nin bu sayı doğrusunda nerede olduğunu bulmaya çalışalım. 0 ve 1 arasına denk gelen kısmı 2 eşit parçaya ayırabiliriz. 1 bölü 2 demek, bu iki eşit parçadan ilkini geçmişim demektir. Yani bu mesafeyi gittiğimde 1 bölü 2'ye gelmem gerekir. O halde burası 1 bölü 2. Şimdi 2 bölü 4'ü düşünelim. 2 bölü 4'ü bulmak için 0 ve 1 arasını 4 eşit parçaya bölmeliyiz. O halde yapalım. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça ve dördüncü parça. Bu dört eşit parçadan ikisini geride bıraktığımda nereye gelmiş olurum? Bir, iki. İşte buraya. Bir bölü iki kesriyle aynı yere geldik. O halde sayı doğrusunda gösterdiğimiz halleriyle bir bölü iki ve iki bölü dört eşit oluyor. Hadi bunu yazalım. 1 bölü 2 eşittir 2 bölü 4. Peki ya 4 bölü 8? Hadi 0 ve 1 arasındaki kısmı 8 eşit parçaya bölelim. Az önceki 4 eşit parçamızı alıp onları ikişer eşit parçaya daha bölüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok iyi çizemedim ama bunlar birbirine eşit parçalar. Şimdi elimizde 8 eşit parça var. Onlardan 4 tanesini alacağız. Sıfırdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. İşte yine aynı yere geldik. Burası 4 bölü 8. O halde 1 bölü 2, 2 bölü 4'e o da 4 bölü 8'e eşit. Pekala. 3 bölü 8. Sayı doğrusunu hali hazırda 8 eşit parçaya böldük. Bunlardan 3 tanesini alacağız. 1, 2, 3. O halde 3 bölü 8 burası oluyor. Yani 3 bölü 8, 1 bölü 2'den, 2 bölü 4'ten ve 4 bölü 8'den daha küçük bir sayıymış. Bakalım bu kesirleri çizip görselleştirdiğimizde de aynı sonuca varıyor muyuz? Yukarıda çizmiştim. Buradaki tüm dikdörtgenler aynı boyutta. İlkini iki eşit parçaya böldüm. Yarısını turuncuya boyadım. Yani bu gördüğünüz 1 bölü 2. Iki. Bu ikinci dikdörtgende ise 4 eşit parçanın ikisini turuncuya boyadım. Gördüğünüz gibi bu iki parçalık turuncu kısım, yan taraftaki dikdörtgenin turuncu kısmı ile aynı boyuta sahip. Dikdörtgenlerin boyutlarının eşit olduğunu söylemiştik. 1 bölü 2 ve 2 bölü 4 aynı sonucu veriyor. Mantıklı değil mi? Çünkü bu soldaki dikdörtgeni alıp, iki eşit parçasını yeniden ikiye bölsek, bu turuncu kısmın 2 bölü 4'e eşit olduğunu göreceğiz. Peki ya 4 bölü 8? Üçüncü dikdörtgende bu dört parçayı turuncuya boyadım. Ama bu parçaların yerini değiştirirsek, yandakilerle aynı boyuta sahip olduklarını göreceğiz. Emin olmak isterseniz, ikinci dikdörtgenin sağ ve sol parçalarını iki eşit parçaya daha bölün. Gördüğünüz üzere artık elimizde 8 eşit parça var ve 4'ü turuncuya boyanmış. Yani bu iki kesir birbirine eşit. Sadece bu iki kesir değil, İlki ile ikincisi, ilki ile üçüncüsü de birbirine eşit. Burada da 3 bölü 8 var. Buradaki turuncu ile çizilmiş kısımdan daha küçük olduğunu görüyoruz. İkinci dikdörtgenin yarısını turuncu ile boyayıp 4 bölü 8'i belirlemiştik. Son dikdörtgende de 8 parçanın 4'ünü alacak olsak bu yeşil kareyi de boyamamız gerekecekti. Ama boyamadık. Sadece 3 tanesini boyadık. 3 bölü 8'in 4 bölü 8, 2 bölü 4 ve 1 bölü 2'den daha küçük bir parçaya denk geldiğini görmüş olduk. Yani 3 bölü 8 diğer hepsinden daha küçük bir sayıdır.